Tamamı karbon fiberden yapılan helikopterin son deneme uçuşu suda sona erdi. Helikopter Auckland Limanı açıklarında kontrolden çıktı. Pilot suya acil iniş kararı verdi. Helikopterin hafif olması pilotu ve yolcu kadını mutlak bir ölümden kurtardı. Helikopter suya gömülürken ikili yara almadan kurtarıldı. Suya iniş tamamen sorunsuz gerçekleşti. Her şey olması gerektiği gibi gitti. İkimiz de araçtan yara almadan çıkmayı başardık. Karbon fiber dayanıklı, esnek ve hafif olmasından ötürü yarış otomobillerinde, teknelerde, havacılıkta hatta inşaat sektöründe giderek daha sık kullanılıyor. Yeni Zelanda'da suya gömülense dünyanın ilk tamamı karbon fiber helikopteriydi. Gelecek ay Rusya'da yapılacak havacılık fuarında görücüye çıkması bekleniyordu. Helikopter şimdiye kadar 200 saat uçuş gerçekleştirdi. Suya inişimizin nedeni halen test uçuşu sürecinde olmamız. Şimdiye kadar helikopter hiçbir sorun çıkarmadı.